Evet, yeni bir bulmaca ile yine beraberiz. 9 artı 1, 2. 25 artı 4, 3. 49 artı 9, 4. 81 artı 27 kaç eşittir? Böyle bir soru. Buradaki artı işlemi fonksiyonel her türlü işlem ifade edebiliyor. 4 işlem olabileceği gibi üstü köklü işlemler de olabilir. Hemen birinci bileşenlere bakıyoruz. 9, 25, 49, 81 belli sayıların kareleri. İkinci bileşenlere baktığımızda da 1, 4, 9 ve 27. 1, 4, 9 belli sayıların karesi ama 27 öyle değil. Biz işlemimize şuradan gidecek olsak daha doğru bir yol izlemiş oluruz. İlk bileşene A diyelim, ikinci bileşene B diyelim. Karekök A'ya bakalım. Karekök 9, 3 olarak dışarı çıkar. Buradan 2'yi elde etmek için yani karekök A'dan B'yi çıkarırsak 3 eksi 1'den 2 ilkini sağlar. İkinci için ne olacak mı acaba bakalım. Karekök 25, 5 olarak dışarı çıkar. Burada 4 var. 5'ten 4 çıkarırsak 1 olur. Demek ki bunu sağlamadı. Demek ki bu kural uymadı. Peki toplasak bölsek acaba bir şey olabilir mi? Karekök A ile B'yi toplayalım. 3 artı 1 4'tür. 4. Bunun da tekrar karekökünü alırsam dışarı 2 çıkar. Şunun için olacak mı acaba? Bir de ona bakalım. Karekök 25 dışarı 5 çıkmıştı. 5 artı B yerinde 4 var. Bu da 9'dur. 9 da 3'ün karesidir. Demek ki bizim kuralımız burada bu işlemin de karekökünü alırsak olacak. Yani karekök A artı B'nin karekökü. Evet, bu işlemi bir yapalım. Şöyle yapayım. Karekök içinde ilki için 3 artı 1 oldu. Karekök 4'tür. Dışarı 2 çıkar. İlkini sağladı. İkinci için yapalım. Karekök 25 5'ti. Artı B yerinde 4 var. Bu da karekök 9'dur. Dışarı 3 çıkar. Evet, bunu da sağladı. Üçüncü için yapalım. Karekök için de karekök 49 artı 9. 49 kök dışına 7 çıktı. Artı 9 daha. 7, 9 daha 16 eder. Bu da dışarı 4 çıkar. Evet, bunu da sağladı. Artık bizden istenene geldik. Karekök kök içinde 81 artı 27. 81 kök dışına 9 olarak çıkar. 9 artı 27 oldu. 27 ile 9'u toplarsak 36 eder. 36 da kök dışına 6 çıkar. Demek ki bulmacamızın doğru cevabı 6'ymış.